Sayın seyirciler, olay artık çözümleniyor. Konuyu aydınlatmak için babanın, mafya babasının bürosuna bağlanıyoruz. Hala bir haber çıkmadı, çatlayacağım. Temizleyin şunu. Biraz sakin ol. Efendi ol Don Marlone baba. Konuşup durma. Sustur şunu. Oh! Ya ne babaymışsın be ya. Seni yaptığını vallahi hiçbir baba yapmaz. Delik deşik ettin beni ya. Kazmura çevirdin baksana. Bana bak her yarımdan soğuk giriyor. Ya bademciklerim şişerse ne olurum ya? Baba ne yaptın ya? Baba hiçbir yerde bulamıyoruz ya. Bir türlü bulamıyoruz. İkiniz de şuraya arka arkaya geçin bakayım. Tek kurşunum kaldı. Ne yapıyorsun baba? Yapma baba. Baba! Baba! Yapma baba! Etme baba! Baba gözünü seveyim! Açma baba! Asıl suçlu sensin Marlone baba. Onları sen kaçırdın. Bana bak, sen kendini cezalandırsana. He? Haklısın. Dolu tabancayı da kendim için kullanayım bari. Olay tamamıyla aydınlandı sayın seyirciler. Biz Cevat Gelle ile birlikte babanın ofisini bastığımızda olayların tamamen düzmece olduğunu ve bütün bunların Bestami tarafından düzenlendiğini anladık. Aslında Don Marlone baba diye biri yoktu. Ünlü aktör Yusuf Elver'in Bestami yüzünden bu role girdiği anlaşılıyordu. Yeni tabancamdaki kurşunu da kendime harcayayım bari. Tamam mı Sedatçım, oldu mu? Fena değil. Bu vurulma sahneleri ise film hilelerinden başka bir şey değildi. İki, bir. Devam et, devam et. Bozma. Biraz daha sıkar. Ayrılmayayım. Doğru. Çıkar göster kamerayı. Ulan doğru makadar şey. Görüldüğü gibi kafası delik adama makyaj yapılmıştı. Duman ise alnına yerleştirilmiş bir hortumla arkasındaki bir kişi tarafından sigara üflenerek yapılıyordu. Ya baba, her yerimi delik deşik ettim valla. Ya bana bak, ya ben bademciklerimi üşütürsem ne olacak? Ha? Bestami ve kemancısını götürdüler merkeze, öptürdüler herkese. Biz de merkezdeyiz çünkü herkes merkezde, hem de tam merkezde. Ay şeytana uydum ayol, ne yapayım? Ne arayan var ne soran var ayol. Hiçbir kasetim çalışmıyor, hiçbir satış yok. Bir yerlerden ne olduğu belli olmadı, bir takım radyolar türedi. Ay televizyonlardan da beni arabiyorlar ayol. Öylece kala kaldım. Evde örgü örüyorum, şiş yapıyorum. Ay çıldıracağım. Birdenbire aklıma bir fikir geldi ayol. Hemen koştum artistler kahvesine, Azmi'nin oraya. Bu artistleri buldum, tiyatrocuları. Birisine baba rolünü verdim, ötekinin alnını deldim. Ben de böylece gündeme geldim ayol. Şimdi kasetler bir satılıyor görseniz. Ama artık ben nadim oldum. Bestamiydim, nadim oldum. Özür diliyorum, affedersiniz. Bir daha yapmam, özür dilerim, kaçıyorum ben ayol. Dur bakalım, nereye? Bu olayı kim finanse etti, onu söyle. Kim finanse edecek ayol? Tabii ki Kültür Bakanlığı. Bu baba rolünü üstlenen Yusuf var ya, bakanlığa bildirmiş bu sene bunu oynuyoruz diye. Onlar da devlet yardımı yaptılar ayol. Ekmek köpeğini getirin Hamza abi. Sağ olasın. Sadece ekmek yersen karnın ağrır, peynir de ye. Bestami Bey, ne yazık ki mahkemeye çıkarılmanız gerekiyor. Ama gitmeden önce rica etsek de bir şarkı söyleseniz. Bütün karakol şenlensin. Bir daha sizin gibi bir sanatçıyı nerede, nasıl dinleyebiliriz değil mi? Ay sizi mi kıracağım ayol? Hadi çal da içeri girmeden şu garip polisleri bir şenlendirelim. Thank you.
biraz neşeli olsalar ya, ne bak. Ay doğru söylüyor ayol. Ay asmayın suratınızın cenazemi çıktı ayol. Hadi hep beraber vur patlasın, çal oynasın. Haberin sonuna daha geldik. İnşallah bir başka haberde buluşmak üzere. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah, arkadaşım tam teçhizatlı kameraman Cevat Kelle ile birlikte hepinize saygılar sunuyoruz efendim.